Kıbrıs'ından devam edelim. İsrail neden böyle bir saldırı düzenledi? Yılbaşında da düzenlemiş. Çünkü İsrail'in iddiası, İsrail'e yönelik her türlü saldırının desteği, mühimmatı İran'dan Suriye üzerinden geliyor. Ve o cephede bugün Suriye'nin Şam Havalimanı'nı vururken dünse peş peşe saldırıların hedefiydi İsrail. İsrail'in kuzeyinde korkutan bir tırmanış var. Lübnan'dan sızma girişimine dair alarm verildi. Hamas bölgenin en büyük kentine füze fırlattı, Hayfa'ya. 90 dakikalık paniğin ardından alarmın yanlış olduğu açıklandı. Füzenin de boş araziye düştüğü ortaya çıktı. Güneyde Hamas, kuzeyde Hizbullah, Golan tepelerinde Suriye. İsrail 3 cephede birden hedefte. ...7 Ekim'den bu yana Gazze'den atılan roketlere hedef olan İsrail, Lübnan ve Suriye'den de vuruluyor. Salı akşamı Suriye, İsrail'in işgal ettiği Golan tepelerine ateş açtı. Çarşamba günü de Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyindeki Avavim askeri üssüne tank savar füzesi fırlattı. İsrail her iki ülkeye misilleme saldırısı düzenledi. Lübnan'ın Dahayra beldesinde bir cami ve evler hasar aldı. Akşam saatlerinde Lübnan-İsrail sınırında sıcak anlar yaşandı. İsrail'e havadan yeni sızma girişimi alarmı verildi. Bölgede patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu olası saldırı ve sızma girişimlerini engellemek için gökyüzüne fişekler ateşledi. O sırada Hamas, İsrail'in kuzeyine uzun menzilli füze fırlattığını açıkladı. Hedefte Hayfa kenti vardı. Sirenler çaldı. İsrail Başbakanı Netanyahu derhal Savunma Bakanlığı'nda olağanüstü güvenlik toplantısı yaptı. Lübnan ve Suriye sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına da sığınaklara gitmeleri tavsiye edildi. Evlerin kapı ve pencerelerinin kapatılması istendi. Çok geçmeden İsrail ordusu Lübnan üzerinden sızma girişimiyle ilgili yanlış alarm verildiğini açıkladı. Acil durum uyarısı geri çekildi. Hayfa'ya atılan füzenin ise boş bir alana düştüğü açıklandı.